Manşetlerin diline haftanın bu son iş gününde ve bayramdan önce, Ramazan bayramından önce son yayına da Bismillah diyerek gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte başlıyoruz. İletişim bilgiler ekranda. Lütfen sizler de manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizde katkı sağlarsanız seviniriz. Bunun için yapmanız gereken işlemin çok basit olduğunu söylüyor ve bugün Kadir Gecesi ve Akit Gazetesi de bereketli olsun diye bir başlıkla okuyucularına sunmuş haberi. Kadir Gecesi'ni kutluyorum tabii. İzleyicilerimizin de sizlerin de bin aydan daha hayırlıdır diye ayet-i kerimede buyuruluyor. Dolayısıyla hakkıyla Kadir Gecesi'ni idrak etmemiz gerekir. Belki bir öz eleştiri yaparak, belki ibadetlerde daha hassas olarak mutlaka bugün akşamı idrak etmemiz gerekir. Tabii mutlaka %100 bu gece, bu akşam Kadir Gecesi'dir diye bir kesinlikle söz konusu değil. Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerinde son 10 gün içerisinde, Ramazan'ın son 10 günü içerisinde arayınız diye buyuruluyor. 27. gecesi Ramazan'ın diye de ağırlıkla rivayet ediliyor. O çerçevede 27. geceyi Kadir Gecesi olarak biz yoğunlukla tanımlıyoruz. Ama bu geceyi ve bugünden sonraki, bu geceden sonraki geceleri de Ramazan'ın sonuna kadar artık daha dikkatli olarak geçirmekte fayda var. Aslında her geceyi Kadir Gecesi gibi geçirmek gerekir deseydiniz Ali İhsan Bey. Yapabilirsek daha da güzel olur. Evet, ne mutlu diyelim. Yapabilene ne mutlu diyelim aslında. Yapamayanlar da yapsınlar dileyelim. Ama bu Cumhuriyet'e ne kadar dua etsek de Kadir Gecesi'ni bile hatırlamama konusunda kararlı gidiyorlar. Yani sadece Cumhuriyet değil aslında. Yani bu gazeteler için Ramazan yok, dini bayramlar yok, Kadir Gecesi yok, kandiller yok. Ben her şeyde, her böyle bir günde, dini bir günde bunu göstermeye devam edeceğim. Yani siz 19 Mayıs'ı nasıl hatırlayabiliyorsanız, 23 Nisan'ı nasıl hatırlayabiliyorsanız, 29 Ekim'i nasıl hatırlayabiliyorsanız, 29 Mayıs'ı da hatırlayacaksınız. Kandil gecelerini de hatırlayacaksınız. Kadir Gecesi'ni de hatırlayacaksınız. Kurban Bayramı'nı da hatırlayacaksınız. Ramazan Bayramı'nı da hatırlayacaksınız. Hatırlamadığınız sürece siz bu ülkenin gazetesi olamazsınız. Tersinden hatırlıyorlar onlar da işte. Çarşıya, pazara bayram gelmiyor diye yine kılçık atarak Ramazan Bayramı'na da bir anlamda kendilerince eleştiri, muhalefet yapmış oluyorlar. Evet, Eşref Kerkük'lü mesajını alınmıştır eğer izliyorsan. Ama şimdi buradan Kadir Gecesi'nden Mavi Marmara şehitlerine rahmetle anıyoruz haberine geçelim istiyorum. O da Akit Gazetesi'nde ve ben diyorum ki bu haberi de siz hatırlayacaksınız. Yani nasıl Cumhuriyet Kurban Bayramı'nı, Kandil'i hatırlayacaksa Mavi Marmara'yı da siz hatırlayacaksınız. Yani Akit gibi siz yazacaksınız. Ama şöyle bir şey var. Yani Cumhuriyet Gazetesi ve sol çevreler, biz daha 1960'lı yıllarda deniz gezmişler, şunlar bunlar Filistin'e gittiler İsrail'le mücadele etmek için diye edebiyatını yaparlar bu için. Dolayısıyla onların da aslında hatırlamaları gerekir. Mavi Marmara gemisi neydi? Mavi Marmara gemisi Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan, Türkiye'den yola çıkan bir gemi. Bu gemi uluslararası karasularında içinde sadece ve sadece insani yardım varken ve içinde tek bir tabanca, tek bir patlayıcı, tek bir silah olmadığı bir şekilde İsrailli komandolar, askerler tarafından baskına uğradı. Orada 10 tane insanımız, sivil insanımız şehit oldu. 11.si daha sonrasında şehit oldu, yaralananlardan bir tanesi. Dolayısıyla burada hem İsrail'le bir mücadele, İsrail'e karşı haddini bildirme anlamında bir başkaldırış var. Hem de İsrail'in gerçek yüzünün ortaya çıkması var. Ama maalesef sadece siz dahi diyorsunuz ki siz hatırlatmanız gerekir Mavi Marmara'yı. Evet, biz hatırlatmamız gerekir
Ama eğer samimiyse, solcular samimiyseler onların da hatırlamaları gerekir. Eğer gerçekten 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda Filistin'e gitti bizim gençlerimiz, solcu gençler gittiler. Orada Filistinlilerle birlikte İsrail'e karşı, emperyal devletlere karşı bir mücadele verdiler diyorlarsa ve bunda da samimiyseler, şimdi bunun çok çok net bir örneğini, bir mücadele, bir başkaldırışın çok önemli, somut bir örneği olan Mavi Marmara gemisinin Gazze'ye doğru yönelişindeki o uğradığı baskına karşı da Cumhuriyeti'yle, Evrensel'iyle, Bir Günü'yle, bütün gazeteleriyle hepsinin hatırlaması lazım. Milli Gazete sağ olsun hatırlamış. Akit'le de sınırlı kalmaması gerekir. Evet, Milli Gazete Mavi Marmara'yı mı hatırlamış? Yok, Mavi Marmara ile ilgili bir haber görmedim ben Akit gazetesinde. Ama şu, Kadir Gecesi'ni hatırlamış. Milli Gazete Kadir Gecesi'ni hatırlamış. Kadir Gecesi'ni zaten hatırlayacak. Hem İHA'nın hatırlatması şeklinde hem de dün de haberleri vardı. O çerçevede Milli Gazete'de hatırlıyor. Ama dediğim gibi yani bize edebiyatını yapıyorlar. Siz ne yapıyordunuz 1980 öncesinde, 12 Eylül öncesinde? Size usul usul üniversitelerinize gidip geliyordunuz. Liselerde usul çocuklar halinde yaşıyordunuz. Öğrencilik yapıyordunuz. Ama biz o yıllarda emperyalist devletlere karşı başkaldırı içindeydik diyorlar. Ama işte çok somut bir olayda tavırlarını göremiyoruz ki onun devamında da zaten bugünkü solcuların Amerika'nın S-400 ile ilgili tantanalarına, F-35 ile ilgili tantanalarına, döviz operasyonlarında yaptığı oyunlara, Halk Bankası'na karşı yaptıkları 10 milyar, 15 milyar ceza keseceğiz şeklindeki oyunlarına. Maalesef işte Amerikalı, Amerika vatandaşı veya Amerika'da yaşayan, NASA'da çalışan şunlar bunların Türkiye'de şu veya bu suçtan dolayı tutuklu olmalarına karşı, Amerika'nın yaptığı baskılara karşı maskeler iniyor, solcular çıkıyorlar. Amerika neredeyse haklı demeye gelecek şekilde yorumlar yapıyorlar. Veya en azından Tayyip Erdoğan'a vurmak için, Tayyip Erdoğan'a bir çelme takmak için Amerika'nın propagandasına alet oluyorlar. Evet, alet oluyorlar. Şimdi hemen bir de Türk Gün Gazetesi'ni göstereceğim. İstanbul bekadır diyor Türk Gün Gazetesi. Bugünkü sayısında ülke ocakları fethi hatırlamış ve bu bağlamda da Fatih'te, Fatih Camii'nde zannediyorsam bir iftarda buluşmuşlar. Şimdi bu başlık önemli. İstanbul bekadır. Öyle değil mi Ali İhsan Bey? Yani siz de böyle diyorsunuz. 23 Haziran'a böyle bakıyor musunuz? Şimdi beka kelimesine biz hep aynı şeyi söyledik. Tekrar etmekte belki fayda var, belki fayda yok. Beka kelimesi baki Allah'ın sıfatlarından birisidir. İstanbul'u şu almış, bu almış. Kimse şunu demesin. Vay işte dış düşmanlarla işbirliği içinde işte gerçek yüzünü ortaya çıkarttı falan gibi bir algıya kimse kapılmasın. İstanbul veya şurası veya burası herhangi bir şekilde baki sıfatıyla eşdeğer bir şey değildir. Bugün gider İstanbul işgal edilmiştir 1920'li yıllarda. Ondan sonra da çekip gitmişlerdir. İşgal edildiğinde o beka sorunu ne olmuştur? Geçici olarak rafa kaldırılmıştır. Bize düşen görev her an, her zaman için İstanbul'un veya bizim Anadolu topraklarımızın hiçbir şekilde işgal edilmemesi için 24 saat uyanık olmak. Evet, İstanbul'un her an elimizden gidebileceğini bileceğiz. Şimdi burada da diyor ki birlik ve beraberlik çizgisinden ayrılmayacaklarını vurgulayan Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş İstanbul'un Türkiye demek olduğunu söyledi ve hatta ülkemizin geleceğine oy vereceğimizi unutmayın. Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanında ve İstanbul'da da Binali Yıldırım'a oy vereceğiz diye ben ekledim onu. Yani o cümleyi ben ekledim. Yani ama bu cümleler oraya çıkıyor zaten. Çıkıyor mu? Yani çıkıyor. Umut ederim ki ya niye o eklemeyi yaptınız diye onlar da sitem etmezler inşallah. Hayır, eklemeyi sitem etmezler. Çünkü ben buradakini okuyunca o anlama geliyor. Ama şimdi oradan İstanbul bekadan bakın bir yere geliyorum Ali İhsan Bey. Bugün
Bakın o kadar şey bir gün ki, yani hem Kadir Gecesi, öyle değil mi? Hem evet. Mavi Marmara'nın yıl dönümü, hem İstanbul'un fethinin yıl dönümü, hem 23 Haziran'a artık son viraja girdik. Hem de Gezi, Gezi. Hatırlatmamışsınız Ali İhsan Bey, hatırlatmamışsınız. Yani hep de size sitem ediyorum da yani sizi... Beni karşınızda buluyorsunuz. Hayır, şundan dolayı haklısınız. Yani siz, sitem ediyorum da yani madem 23 Haziran sizin için çok önemli, benim için önemli değil. Bakın benim için önemli değil. Ama madem sizin için çok önemli, madem Star için çok önemli, madem Sabah için çok önemli, madem Akşam Gazetesi için çok önemli, madem Yeni Şafak için çok önemli, öyle değil mi? Madem Akit için... Ya Akit demeyelim veya Sabah demeyelim, duyarlı insanlar için, muhafazakar insanlar için, İstanbul'da geylerin, lezbiyenlerin kamu müesseselerine girip ondan sonra oralarda Ankara Barosu'nun bir çalışmasını geçen haftalarda haber yapmıştık. Ankara Barosu hususi özellikle geyler, lezbiyenler, homoseksüeller için bir birim kurarak bunlara karşı olarak avukatlarımız nasıl daha fazla yardımcı olabilirler diye bir anayasal kamu kurumu içerisinde, meslek kuruluşu içerisinde faaliyet yürütüyor. Aynısını, benzer tavırları biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası içinde de görmeyi arzuluyorsak, diyelim ki tamam, önemli değildir İstanbul seçimleri. Kim kazanıyorsa kazansın. Biz çok çok fazla bir gayret sarf etmemize gerek yok. Bir futbol maçını kim kazanırsa kazansın gibi seyredelim bu işi diyelim. Ama eğer bizim gönlümüzden kardeşim pankartı açmış bayan mı erkek mi belli değil İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir fotoğrafı gözümüzün önüne getirelim. Namus ne ayol diyen bir pankartı taşıyan insanların eğer çoğalmasını, daha görünür hale gelmesini, belediye binalarında bunlara yer verilmesini arzu ediyorsak devam edelim. Kim kazanırsa kazansın canım, centilmence bir maç olsun yeter ki deyip seyretmeye devam edelim. Ama diyorsak ki ya bu namus da nedir ayol diyen pankartları taşıyanlar bu şehirde daha görünür hale gelirse, daha çok karşımıza çıkarlarsa, bizim çocuklarımızın ahlakı daha fazla bozulacak olursa, biz bundan rahatsız oluruz deniliyorsa, o zaman biz bu maçı seyretmeyelim. Maçın içinde olalım ve geylerin, lezbiyenlerin sokaklarda boy göstermesine fırsat vermeyecek şekilde oylarımızı kullanalım. Bizim tercihimiz bundan. Evet, ama şuna bir şey demiyorsunuz Ali İhsan Bey. Yani ben itiraz ettiğim nokta şu. Yani bu program bayramdan önceki son program ve bayramdan sonra buluşacağız. Yani ben en azından bayramdan sonraya kadar yokum. Rahatsınız. Yani izleyici de rahat, beni görmek istemeyenler de rahat. Yani ama ben şuna itiraz ediyorum. Eğer böyle yapmaya devam ederlerse, bakın 10 günlük bir zaman dilimi, bir boşluk var. Böyle yapmaya devam ederlerse, Gezi'yi hatırlatmazlarsa, İstanbul'un fethine hatırlatmazlarsa, Mavi Marmara'yı hatırlatmazlarsa, yani benim yapabileceğim herhangi bir şey kalmaz. Çünkü niye? Yani siz Gezi'yi yaşamadınız. Ben yaşadım. Ramak kalmıştı, ramak. Yani Gezi'de bu ülkeyi tekrardan ele geçirmelerine ramak kalmıştı. Çünkü niye? Bu ülkenin valisi de, bu ülkenin emniyet müdürü de, bu ülkenin medyası da, bu ülkenin iş adamı da, bu ülkenin hatta AK Parti'nin içinde gözüken AK Partililer de ya da AKP'liler de, hatta medyanın %90'ı da, yani AK Partili gibi gözüken medyanın %90'ı da Tayyip Erdoğan'ı göndermek için dua ediyorlardı. Ama şimdi bugün, ya kimse kızmasın bana ya. Ya ben bu gazeteyi göstermek zorundayım. Yani Akit'te yoksa yoktur. Yani Akit'in imkanlarıyla Sabah'ın imkanları aynı değil. Bunu kaç defa oldu söylüyorum. Birileri kızsın bana, birileri sinirlensin. Hatta daha ileri ne yapabiliyorlarsa, bakın ne yapabiliyorlarsa, ellerinden ne geliyorsa ya hiç önemli değil. Bir Fatih Dağ Aslanlı gider, önemli değil. Ama siz bu ülkeyi, Tayyip Erdoğan'ı, arkasında durduğunuz lideri
ortadan kaldırtacak yayınlar yapıyorsunuz diyorum. Yani Gezi'deki şu fotoğrafı vereceksiniz. Ben gösteremiyorum bile fotoğrafı. Bakın ekrana gösteremiyorum bile fotoğrafı. Siz göstereceksiniz. Zulüm 1453'te başladı diyenlere anlatacaksınız. Dizi yazılar yapacaksınız gazetelerinizde. Bunları yaptıracaksınız. Bu belgeselleri yayınlatacaksınız ki siz o CHP'yi ya da CHP'nin adayı etrafında şekillenenleri anlatabilirsiniz. Yani bugün Ekrem İmamoğlu'nun arkasında şekillenenler Gezi'de karşımıza çıkan ittifak değil midir? Aynı ittifak ve maalesef Gezi olaylarının arka planı tabii tam net olarak ortaya çıkarılamadı. Ben şahsen Gezi olayları ile ilgili Dolmabahçe stadının hemen yanında, şu an yeni Beşiktaş'ın stadının hemen o yanındaki yokuştan aşağıya inen bir polis aracını önce durduranları, geziciler, bakın Gezi sivil bir eylemdir diye bir takdimde bulunuyorlar, bir tanıtımda bulunuyorlar. Gezi olayları sırasında insanlar tamamen bireysel olarak taleplerini dile getirdiler. Burada herhangi bir anarşi falan yoktu diyorlar. O görüntülerin, ki video görüntüleri var, hala da videoları YouTube'da da var, değişik kanallarda da var. Orada bütün izleyicilerimizin tekrar tekrar o görüntüleri izlemelerini arzu ediyorum. Dolmabahçe yokuşundan aşağıya inen polis aracı önce durduruluyor. Gezi eylemcileri tarafından, Gezi teröristleri tarafından diyelim, eylemci de demeyelim. Biz de onların algı operasyonlarına alet olmayalım. Teröristtir onlar. Bir polis aracını durdurup içindeki polisleri bir şekilde sanki linç edecekmiş gibi onlara yönelip ondan sonra o polisler bir şekilde polis aracının içinden çıkıyorlar. Daha sonrasında önce polis aracının üzerine çıkıyor o teröristler. Akabinde ters çeviriyorlar ve yakıyorlar. Hı hı. Bakın polis aracı o Gezi olayları sırasında yakılıyor. Ve bu olayı bizim canlı olarak seyrettiğimiz, görüntüleri elimizde olan bu olayları bize sivil bir eylem diye tanıtmaya kalkıyorlar. Dolayısıyla bunun arka planında neler olmuştu? Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisine nasıl yürümüşlerdi? Orayı ele geçirmek için neler yapmışlardı? Son anda o olaylar nasıl önlenmişti? Başbakanlık ofisine giriş nasıl önlenmişti? Hemen akabinde Dolmabahçe'deki camiye gidip o cami içerisinde ayakkabılarla ne rezillikler yapılmışlar? Bunların hepsini ben o konuda da hatamızı veya eksikliğimizi de kabul ediyorum. Arzu ederim ki bunların hepsi anlatılsın ve bir tane Türkiye Cumhuriyeti'nde 82 milyonun içerisinden bir tane insan kalmasın ki ya bu Gezi olaylarında gerçekten teröristlik yapılmış. Gerçekten insanlar polise karşı saldırıda bulunmuş. Gerçekten polis araçları, itfaiye araçları, ambulanslar, İETT otobüsleri, bunlar taşlı saldırılara uğramış. Taksim'in göbeğinde bir avukat ki 4 yıl davası sürdü. Neymiş? Polis aracı ters çevrilmiş, orada yakma yoktu. Ama polis aracının camları, çerçeveleri inmiş, bir de üzerine illegal sloganlar yazılmış. Akabinde de bir avukat, baroya üye olmuş bir avukat, kalkmış, üzerine çıkmış, ters dönmüş bir polis aracının üzerine çıkıp zafer işareti yapıyor. Bu nedir? Bu avukat hakkında İstanbul Barosu hangi işlemi yapmıştır? Yani polisin aracını devirip şurada geçerken bir polis aracı gördüğümüz zaman o polis aracını ters çevirip üzerine çıkıp ben zafer işareti yaparsam bu ülkede serbest kalabilir miyim? Bu suç değil midir? Bunları maalesef anlatamadık. Anlatamıyoruz. Tamam da yine baroya geldiniz. Merak etmeyin, birazdan sizi baroya getireceğim. Yani yargı reformunda yazdığınız yazıya getireceğim hatta. Sizi merak etmeyin. Çünkü niye getireceğim? Yani siz baro diyorsunuz. Yani baro ne diyorsa bu ülkede yaptırıyor. Bakın şimdi getireceğim size. Yani ama burada ben şunu anlamaya çalışıyorum ya. Ben Gezi'nin birinci gününden son gününe kadar varım. Gezi'deyim. Ne yaptıklarını, bakın o Dolmabahçe Sarayı'yla arada bir yol var ya, evet. O yolun ortasındayım ya. Yani isteseydi polis alacaktı zaten.
Ama neydi oradaki hedef? Şuydu. Tayyip Erdoğan kaçsın ya da gelmesin. Hesap oydu. Yani isteselerdi, yani bugünkü fotoğrafla karşı karşıya kalacaklarını ve Tayyip Erdoğan'ı 2013'ten, 2013 oldu biliyorsunuz, bu 6 yıllık süreçte bu kadar onlara direneceğini bilselerdi, o gün Dolmabahçe'yi o polis açacaktı zaten. Polis açar. Evet, yani bunu bakın FETÖ'nün kupası. Tabii ya, bunu polis açar zaten. Bunu devlet açar zaten. Bunu asker açar zaten. İşte açacaktı. Ama oradaki hesap şuydu. Yani Tayyip, bu ülkeyi çok fazla kaotik bir duruma vermeyelim. Tayyip Erdoğan'ı şu liderlikten, genel başkanlıktan uzaklaştıralım. Türkiye'den kaçıralım ya da Türkiye'den yurt dışında seyahatteydi, gelmezse bir anda bitecekti her şey. Kendi hatasıyla bir sonuç ortaya çıksın. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan kaçtı diyelim veya gelmedi buraya diyelim. Ve onun üzerinden inşa edelim gezi eylemlerini ve sonrasında da artık Tayyip Erdoğan'ı işi bırakma ama işte ben de diyorum ki yani ellerinizde televizyonlarınız var, ellerinizde gazeteleriniz var, ellerinizde sosyal medyalarınız var. Ve seçimi de bu kadar da madem önemsiyorsunuz, madem seçimde hile oldu ve yeniletiyorsunuz, elinize tarihi de bir fırsat geçti. 23 Haziran'da bu seçimi yeniletme fırsatınız var. Ve o seçimde İstanbul'u bu adamlara, bu zihniyete teslim etmemeniz lazım. Çünkü niye? Yani 15 Temmuz gibi, Gezi gibi herhangi bir olay olduğunda belediyenin sizde olmaması. Bakın Gezi'ye Kadir Topbaş destek vermiştir. Dönemin İstanbul valisi destek vermiştir. Örtülü de olsa destek vermişlerdir. İsteyerek ya da istemeyerek destek vermişlerdir. İstemeyerek diyelim. Ben böyle söylüyorum zaten. Ama isteyerek ya da istemeyerek. Çünkü niye? O günkü Bülent Arınç, bugün külliyeye aldığınız Bülent Arınç isteyerek ya da istemeyerek. O günkü Abdullah Gül isteyerek. İstemeyerek diyelim. Çünkü zaten öyle diyorum Bülent zaten. Bülent Arınç'ın bazı açıklamaları vardı. Gerçekten dinleyelim bu insanlara dedi. Evet, dinleyelim. Yani dinlemekte hiçbir zaman için bir sıkıntı yok. Gerçekten Tayyip Erdoğan da yurt dışı gezisinden döndükten sonra takriben yanılmıyorsam 15 Haziran vesaire gibiydi. Yani bir 15-20 günlük eylem sürecinden sonra dinleyelim bu arkadaşlara ne talep ediyorlar diye. Akşam saat 11'de bakın 23'te başlıyor toplantı. İstanbul'dan gidiyorlar. Gezi eylemlerini organize ettiği söylenilen temsilciler gidiyorlar. Başbakanlıkta Tayyip Erdoğan ve ekibiyle birlikte dinleniyorlar. Anlatıyorlar taleplerini. Şu olsun bu olsun saat 23'te başlayan toplantı gece 3'e kadar devam ediyor. Yani 4 saat boyunca bu ülkenin başbakanı o olaylar yaşandığı sıcak atmosferin içerisinde gece yarısı sabahleyin kalkmış 9'da 9.30'da 10'da mesaiye başlamış, akşama kadar uğraşmış, çalışmış, didinmiş bir başbakan devam ediyor. Gece yarısı o gezicileri dinliyor. 4 saat boyunca dinliyor ve sonrasında şu an DİSK başkanı olan Arzu Çerkezoğlu'nun ve bir iki kişinin daha orada provokasyonca hareketleri sonrasında o toplantı sona eriyor. Şimdi bu çerçevede hiç kimse şunu söyleyemez. E canım 3 tane ağaç için başladı o eylem ama siyasi iktidar da hiçbir adım atmadı. Siyasi iktidar atılacak adımı attı. Bülent Arınç'ın tavsiyesiyle attı veya bir başka kişinin tavsiyesiyle attı. Veya Tayyip Erdoğan'ın zaten kendisinin, Kasımpaşa'nın insanı, Beyoğlu'nun insanı, Taksim'i çok iyi bilen insan. E gelin kardeşim sizin söyleyeceğiniz, anlatacağınız her şeyi ben biliyorum zaten. Rahatlığı içerisinde onları dinledi. Ama karşısındaki insanlar oradaki üç ağacın peşinde olmadıklarını ortaya koydular. Yavuz Selim Köprüsü devam etmesin dediler. İstanbul Havalimanı yapılmasın dediler. Efendim Osman Gazi Köprüsü olmasın dediler. E böyle bir kafaya da eyvallah edilecek değildi.
Nitekim Tayyip Erdoğan da eyvallah etmedi. Onlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü devam etmesin demediler. İstanbul Havalimanı yapılmasın demediler Ali İhsan Bey. Onlar ben ne dediler? Hatırlıyorum. İki tane Yavuz Selim Köprüsü'nün direkleri dikilmişti o tarihlerin biraz sonrasında. Buradaki mahkemelerde FETÖ'cü hakimler sayesinde bir durdurma kararı almıştı. İşte böyle anıt olarak kalır bu iki tane heykel gibi kalır dediler. Bundan sonra buraya hiç kimse köprü möprü yapamaz dediler. Ama o köprü de yapıldı. Yolları da açıldı. Takır takır da şu an çalışıyor. Ve maalesef ki maalesef şimdi o köprüden geçen tırlar aslında ikinci köprüden birinci köprüden geçecekti. Ve o insanlar, o Yavuz Selim Köprüsü yapılmasın diyen insanlar sabahleyin Anadolu yakasından Avrupa yakasına gelirken sabahleyin 3 saatte işlerine gelecekti. Akşamleyin evlerine giderken de 3 saatte evlerine gidecekti. Şimdi yarım saatte 45 dakikada karşı yakaya geçiyorlar. Ama işte onların derdi, nimetlerini yiyorlar. Onların derdi nasıl köprü değildi, onların derdi Tayyip Erdoğan'dı. Tayyip Erdoğan, bakın şu anda tek bir kişiden bahsediyoruz ya, Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan gitsin, bırakıyorum ben desin. Şu anda var ya, bu adamlar bayram yapmaya başlayacaklar. Bakın bayram yapmaya başlayacaklar. Sadece bu adamlar değil, AK Parti'nin içindeki AKP'liler de. Bakın bayram yapma. Talepler bitecek mi? Bitmez yani. Bir adım ilerisi Tayyip Erdoğan zirvedeki bir örnektir. Onların hiç dayanamayacakları milli bir insandır. Tayyip Erdoğan gitsin, bir başka kişi gelsin. Onlarla da anlaşamazlar bunlar. Abdullah Gül'ü kabul ettiler mi 2007'de? Etmediler. Tayyip Erdoğan gitsin, bir başkası gelsin, ona da razı olmazlar. Niye bu adam? Milli bu hiç adam, kimseye bu, razı tamam, olmaz. Tamam, bu adamlar onlar. Demirel'i sevmediler mi? Demirel'i bu adamlar Mesut Yılmaz'ı sevmediler mi? Bu adamlar Tansu Çiller'i sevmediler mi? Bunlar da merkez sağ liderlerdi. Ama neydi bunlar? Bunlar ne derlerse onu yapan liderlerdi. Şimdi eyvallah. Bakın. Gezi diyoruz. Bakın Cumhuriyet hatırlatmış, Bir Gün hatırlatmış, Evrensel hatırlatmış, Sözcü hatırlatmış. Ama siz bu işin mağduru olduğunuz halde siz Gezi'nin yıl dönümünde bu adamların Gezi'de ne yaptıklar? Gezi'nin yıl dönümünü size şimdi 31 Mayıs'a da getirmeyin. Gezi'nin yıl dönümü aslında 27 Mayıs'tır. 27 Mayıs'ta da kısmen... Hayır zirvesidir, zirvesi. Yani o zirvesi önemli değil. Önemli olan 27 Mayıs'tır. 27 Mayıs'ta tekrar başlatıldığını da gözlerden kaçırmak için işte 31 Mayıs'ta falan zirveye çıkmıştır diye bir takdim de yapılıyor. Aslında tam da 1960 darbesinin yıl dönümünde 27 Mayıs'ta başlamıştır. 27 Mayıs 2013'te. Yani o zaman başlamış. Dün var mıydı gazetelerde de? Ben ya da yani ondan 28 önce 28 Mayıs'ta, 27 Mayıs'ta kısmen bizim gazetemizde de vardı. Ama diğer gazeteler, özellikle sol kesimin gazeteleri zaten 27 Mayıs'tan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü artık her ne kadar 27 Mayıs'ı bayram olarak yıllarca kutlattırdıysalar da daha sonrasında artık geldikleri noktada artık teslim oldular. 27 Mayıs bir darbedir. Kendileri söylemiyorlar ama biz bir darbedir dediğimiz zaman biraz seslerini kesiyorlar. Şimdi ona atıfla siz 1960'tan işte 40 yıl, 50 yıl sonra tekrar bir benzeri harekete giriştiniz dediğimiz zaman burada bir gol yiyoruz biz diyorlar. Aslında yaptıkları tam da oydu. 27 Mayıs 1960 darbesinin bir benzerini Halk Hareketi adı altında Taksim'den başlatmaktı. Ama başaramadılar. Şimdi o darbeyle eşdeğer gösterilmesini de önüne geçmek için 31 Mayıs'ı öne çıkarttılar. Evet. Sosyal medyadan bakılabilir 27 Mayıs'tır ilk eylemler. Hayır tabii ki başladığı tarih o. Ben şunu söylüyorum ama ben şunu da gördüm o gün. Yani 31 Mayıs 1 Haziran bu işin zirve yaptığı ve Taksim Meydanı'nı polisin göstericilere, eylemcilere... Hatta teröristlere bıraktığı gündür. Şimdi onu da göz ardı etmeyelim. Ama ben mesela bütün bu olayları şu AKM var. Şimdi yıkıldı biliyorsunuz orası. Yenisini yapıyor Tayyip Erdoğan. Bunlar için yapıyor. Yani bu geziciler için yapıyor. O AKM'yi de yeni opera binasını da bunlar için yapıyor. Yani bunlar opera yapacaklar yine orada. Sen ben gidemeyeceğiz Ali İhsan Bey oraya yine. Yani bilet alsak bile gidemeyeceğiz. O yüzden de bunlar için. Ama ben mesela bu gezi olaylarında benim dikkatimi çeken en önemli hadise şuydu. Bu AKM'de ben gittim.
Baktığımda ya bir tane Türk bayrağı yok. Bu adamlar Türkçülük, ulusalcılık, yerlilik, millilik, memleket kavgası yapıyoruz gibi bir havayla çıkıyorlar. Ya baktım, hatta yayın yapıyorum ben o günlerde. Yani manşetlerin dilini yapıyorum. Kayıtlarını keşke birisi bulsa da Fatih Dağıstanlı neler söylemiş bir baksalar o gün. Nasıl canhıraş kavga etmişiz ekranlarda. Nasıl kendi bedenimizi, yüreğimizi ortaya koymuşuz. Allah rahmet eylesin diyeceğim yine, Allah selamet versin Celal Kazdağlı ile birlikte. Bakın niye? Dedim ki orada bir tane Türk bayrağı yok. Siz gidin. Çünkü niye? Muhafazakar, mütedeyyin, sağcı, İslamcı, ümmetçi cenahta. Baktım ki o gezicilerin peşine gidiyor. O güruhun peşine gidiyorlar. Çünkü niye? FETÖ'cüler orada. FETÖ'cüler onları da götürüyor. Aynı bugün olduğu gibi. Aynı bugün Binali Yıldırım'dan, Tayyip Erdoğan'dan uzaklaştırıp Ekrem İmamoğlu'na hepimizi kanalize ettikleri gibi. Nasıl mı Ali İhsan Bey? Nasıl bugün kanalize ediyorlar biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Buyurun, buyurun. Ben ümmetçiler oraya takıldılar sözünüze itiraz ediyorum ama diğer kısmını tamam. Tabii anladım. O zaman ümmetçilere itiraz etti. Ali İhsan Bey reklam arası dedi yönetmen arkadaşım, reklamı verelim. Reklamın ardından şimdiden göstereyim ya izleyici nasıl olsa bakın. Bakın. Bu Karar Gazetesi. Emre kaybolma, bak çeviriyorum arkasını, yani reel diye reel. Eğer sen Ekrem İmamoğlu bu ilanı Cumhuriyet'e ver, ben senin için oy isteyeceğim. Nokta. Manşetlerin diline, reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda, lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizde rahatlık ve kolaylıkla yazabilen diye yönetmen arkadaşımız Aykut Alpsev iletişim bilgilerini ekrana verdi. Şimdi reklam arasına giderken ben en azından böyle bir günde, böyle bir günün gecesinde herhangi bir şey yapmayayım diye gösterdim Ali İhsan Bey. Bu dedim Karar Gazetesi. Bu da bizim Ekrem'in Kadir Gecemizi mübarek olmasını niyaz eden ilanı. Ama bu ilan dedim ki Karar Gazetesi'nde var. Bu ilana siz reklam arasında baktınız. Değil mi? Yani gazetelere de baktınız. Hemen de şu hakkı da teslim edeyim. Bu ayrıntı Zekeriya Say imzalı. Çünkü niye? Hakikaten iyi çalışan bir arkadaşımız. Son dönemde de aslında bir katma değerini görmüyorduk. Ama şu anda görmeye başladık. İkinci katma değeri de daha sonra reklam arasında bizim kameraman Emre verdi. Ve hızlı bir şekilde. Ve şimdi ben sözü size bırakıyorum. Bakın bunun üzerine sayfalar dolusu analiz yazılır. Sayfalar dolusu. Yani niye? İşte bugün... İşte aday farkı diye Akit'in manşeti. Öyle değil mi? Yani göstereyim ben Akit'in manşeti. İşte Binali Yıldırım. İşte Ekrem İmamoğlu. Hangisi daha çok yatırım diyor? Hangisi ben diyor? Hangisi biz diyor? Hangisi o diyor? Hangisi kimi ötekileştiriyor? Hepsinin ayrıntıları bu haberde var. Şimdi Karar Gazetesi'ndeki reklamı alırsak tabii diğer gazetelerin de iş sayfalarına baktık. Sadece Karar Gazetesi, Yeni Asya ve Milli Gazete'de bu ilan var. Ve ilanın içeriğinde de kardeşliğimizi pekiştirsin, kalbimizi iyilikle doldursun, gönüllerimizi birleştiren, dualarımızı buluşturan Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bunu dindar insanların okuduğu Milli Gazete'de bir mesaj olarak yayınlatıyor Ekrem İmamoğlu. Yeni Asya Gazetesi'nde yayınlatıyor. Karar Gazetesi'nde yayınlatıyor. Ben de Ekrem İmamoğlu'na soruyorum. Sözcü'de niye yayınlanmadı bu ilan? Cumhuriyet Gazetesi'nde niye yayınlanmadı? Cumhuriyet'te kardeşliğimizi pekiştirmeye ihtiyacımız yok mu? Kalbimizi iyiliklerle doldurmaya Cumhuriyet okurları için, Sözcü için ihtiyacımız yok mu?
gönüllerimizi birleştirmeye o gazetelerin okuyucularıyla ihtiyacımız yok mu? Yoksa siz buradan iki tane, üç tane dindar insanı kafa kola alabilir miyim diyerekten paraları basıp o gazetelerin yönetimlerini bir şekilde kafa kola alıp üç tane dindar insanı kendinize oy vermeleri için riyakarlık mı yapıyorsunuz? Yani sözcüye, cumhuriyete gidiyorsunuz, ben Atatürkçüyüm diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz Milli Gazete'ye, Kadir Geceniz mübarek olsun diyorsunuz. Tam da o Kemal Sunal filmlerindeki dini siyasete alet eden, menfaat için kullanan o tiplemeler vardır. Yıllarca samimi Müslümanları o filmlerle tahkir etmişlerdir. Ama tam da Ekrem İmamoğlu'nun şu an verdiği şu görüntüyle uyuşuyor, örtüşüyor. Ben bu üç gazetenin yönetimine de yani hiç mi basiret yok, hiç mi akıl yok, hiç mi izan yok sizde? Ya siz bastıracaksınız parayı, bana ilan vereceksiniz. Ben de okuyucumu bir anlamda aldatacağım. Ya Ali İhsan Bey, verdiği para ne kadar ya? Ne ya kadar ya? 3.000 liraya. 3.000 liraya. Hadi bilemedin 5.000 liraya. Hadi bilemedin 10.000 liraya. Bak daha da var mı? Yani şu gazeteyi satın alsan 10.000 lira. Bütün sayfalarına ilan versen bu gazetenin 10.000 liraya geçmez. 20.000 liraya geçmez, 30.000 liraya geçmez. İsterse var ya Ekrem İmamoğlu bunları paranın içerisine batırır, çıkartır. Tekrar batırır, tamam tamam dediklerinde tekrar çıkartır. Var ya suya batırıp çıkartılan adamlar gibi. Yani bu şu, hürriyette yok bu ilan ya, hürriyette yok. Bu ne demektir biliyor musunuz? CHP, Ekrem İmamoğlu bu ülkenin binde birini Müslüman görüyor, binde birini Kadir Gecesi'nin kutladığını düşünüyor. Hürriyette yok. Bakın hürriyette yok bu ilan. He, belki hürriyeti de vermek istemiştir. Hürriyet almamış da olabilir. Onu da bilmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ama yani. Ama bu şu. Bunun üzerine işte bizim çalışmamız lazım. Niye ben dün dedim riya yapıyor bu Ekrem İmamoğlu? Güven vermiyor Ekrem İmamoğlu. İşte güven vermediğinin en önemli delili bu. Eğer siz bir ilana çıkıyorsanız ki çıkabilirsiniz. Normaldir bu. Adaysınız. Siz bütün gazetelere yani vermek istediğiniz bütün gazetelere ve daha da önemlisi hedef kitlenizdeki gazetelere mutlaka vermeniz lazım. Ama şimdi siz %99,9,9'unun Müslüman olduğu, bir tek Ertuğrul Özkök'ün Müslüman olmadığı ülkede kendisi beyan ettiği için diyelim. Ya Ali İhsan Bey avukatlık yapmayın benim yayınım. Kendisi beyan ettiği için diyelim de sonra yanlış anlaşılma. Ya bırak cevap versin ya, yayın açık açık. Açık Ali İhsan Bey, yayın açık. Yayın açık. Ertuğrul Özkök haricinde herkes Müslüman bu ülkede. Herkes Müslüman hassasiyetinde bu ülkede. Bu ülkedeki Hristiyanlar bile Müslüman hassasiyetindeler. Hoşgörüde, insan haklarında, barışta, sevgide, birbirlerine nezakette. Ama bu adamlarda yok. Ama şimdi ben diyorum ki bakın şimdi bu şu. Nedir? Görüyorsunuz Karar Gazetesi'nde, Yeni Asya'da, Milli Gazete'de ve başka bir gazetede de yok. İşte bunun adına bizim memlekette ne diyorlardı Ali İhsan Bey? Söylemiyorum. Çünkü size avukatlık yaptırmayacağım şu anda. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunları anlatmamız lazım. Ama bunları anlattıkları gibi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi buradan şeyin yazısını mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum yine. Dilipak'ın yazısını bu bağlamda. Çünkü Dilipak CHP'yi anlatıyor bugün. İlginç bir yazı kaleme almış. Hatta ikinci cümlesine de ben bile hemen şey yapsam onu söylemek istiyorum. Çünkü diyor ki aslında bu durumdan CHP'liler de yani bu riya durumundan CHP'liler de rahatsız diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Şimdi Mustafa Kemal'in siyasi hayatında birçok çelişki var. Osmanlı döneminde İttihat Terakkicidir. Samsun'a giderken Cumhuriyet fikriyatındadır. Ama mesele Kars İslam Cumhuriyeti'nden hiç söz etmez diye giriyor. Şimdi
ve hangi CHP İmamoğlu sonrası İmamoğlu kazansın ya da kaybetsin, CHP'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. CHP'lilerin şuuru altında bu konuda ciddi bir tedirginlik var. İşte tedirginliğin sebeplerinden birisi bu. Yani çünkü diyor ki, yani biz bugüne kadar riya yapmadık. Ama şimdi riyacı bir adamı biz İstanbul'da belediye başkanı yapacağız. Ve o riyacı adam acaba CHP'yi hangi noktaya getirecek? Bizim kabul ettiğimiz, Cumhuriyeti kurduğunu kabul ettiğimiz, Atatürk'ün partisi dediğimiz parti hangi hale gelecek sorusunu soruyorlar mesela CHP'liler. İki gün önce Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bakın bu haber önemli haber demiştim. Çünkü CHP'lilerin de Ekrem İmamoğlu içine sinmiyor. Çünkü niye? Ekrem İmamoğlu'nun bugün Yeni Asya'da, Milli Gazete'de, Karar Gazetesi'nde Kadir Gecesi ile ilgili ilan verip diğer gazetelere vermediğini görse CHP'liler? Görüyorlar ve kahkahalarla gülüyorlar. Bizim adamımız kafa kola alıyor dindarları, güzel yapıyor, para da bol kendisinde diyorlar. Ve kahkahalarla adeta Müslümanlarla alay ediyorlar. Ve bu Müslümanlar varsa biz daha çok enseye şappadanak tokatı yapıştırırız diyorlar. O gözle bakıyorlar. CHP'nin bakışı, CHP'nin kendi seçmeninin, kendi yöneticilerinin bu olaya bakış açısı bu. Bir Ekrem İmamoğlu bu işi becerebilir diyor. İşte Milli Gazete'yi de kafa kola alır, Yeni Asya'yı da kafa kola alır. Onların üzerinden Karar Gazetesi'ni de kafa kola alır. Beni niye almasın o zaman? Yani Milli Gazete'yi alıyor. Dik durmanız lazım. Onu söylüyorum ben de. Müslümanlık Kadir Gecesi'nde akşamleyin sadece ibadet etmek değil. Ayrıca da uyanık olmak. İbadetin de sonrasında geldiği, amaçladığı şey nedir? Uyanık olmak. Allah'ın yaratıcılığına bir başka kişiyi eşdeğer görmemektir. Dolayısıyla orada uyanık olması gerekir. Milli Gazete'nin de uyanık olması gerekirdi. Belki bugün gazeteleri gördükten sonra şu an itibariyle ya biz bir oyuna mı geldik acaba diyerekten bir sorgulama, bir öz eleştiri yapmaları gerekir. Bütün gazeteleri önlerine açıp ya bizi niye tercih etti Ekrem İmamoğlu? Bizim sakalımıza çok mu hayran bu adam? Niçin Cumhuriyet Gazetesi'nde bu ilanı yayınlattırmadı? Çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde o ilanı yayınlatırsa o radikal Cumhuriyet Halk Partililer ya ne oluyor bu adam AK Parti'nin adayı mı yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mı diye sorgulamaya başlarlar diyerekten adam uyanık, tilki gidiyor 3 tane dindar gazetenin sayfalarında boy gösteriyor. Umarım ki o gazetelerin yöneticileri de biz ne yaptık diye bugün akşam Kadir Gecesi'nde bir sorgulama yaparlar inşallah. Evet, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargı reformunu Anadolu Ajansı'nda editör masasında anlatıyormuş Ali İhsan Bey. Herhalde bize de süre kalmıyor arkadaşlar yani buraya gidersek öyle değil mi? Kalıyor mu? Yani biz geri gelecek miyiz yoksa gideceğiz? Belki geliriz diyor. O zaman biz birazcık izleyelim bakalım. Evet, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Anadolu Ajansı editör masasında soruları cevaplıyor. Niye soruları cevaplıyor? Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıda reform olarak sunulan sizin de bugün yazdığınız yazıya dönük açıklamalar yapmıştı. O açıklamaları birazcık daha tamamlamak için bugün editör masasına gelmiş. Böyle diyor şair, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Şimdi birçok gazetede de bununla ilgili haberler de var. Ben hemen arkadaşlara da bir iki tanesini, Erdoğan yargı reformu stratejisini açıkladı ama kuşkular var diyor. Kuşkuları gidermek için çıkmış Abdülhamit Gül. Öyle mi Ali İhsan Bey? Daha açmak için dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği bilgileri bir hukuk adamı olarak, ki Tayyip Erdoğan her ne kadar Cumhurbaşkanlığı görevinde olsa da sonuç itibariyle bir hukuki altyapısı, bir eğitimi olmadığı için genel başlıklar halinde anlattı. Abdülhamit Gül Bey de bir hukukçu olarak o konunun ayrıntılarını veriyor. Birçok noktada ben pratikten gerçekten sağa dolaşılmış, bilgiler toplanmış, şikayetler toplanmış, bir araya getirilmiş. Neyi nasıl yaparsak düzgün bir yargı sistemini oluştururuz, bu düşünülmüş. Yani bir ceza hakimi gerçekten, ben şöyle benzetiyorum. Dahiliye doktoruna gidersiniz, parmağınızdaki bir kırığı
anlatmaya çalışsanız ya ben hiçbir şey bilmiyorum bu konuda der. Dahiliyecinin konusu başka. Veya bir göz doktoruna gidip midenizdeki ağrıyı anlatamazsınız. Tamamen bambaşka bir insan gözüyle bakar size. Halbuki o da 6 yıllık tıp fakültesini bitirmiştir. O da 6 yıllık tıp fakültesini bitirmiştir. Bunun uzantısı, hukuktaki karşılığı ne? Hukuktaki karşılığı bir ceza hakimini, bir dahiliyeci olarak düşünün. Yıllar sonra 5 yıl ceza hakimliği yapan bir kişi, yani dahiliye doktorluğu yapan bir hakime, siz kalkıyorsunuz 6. yılda Asya Hukuk Mahkemesi'ne geç diyorsunuz. Bu ne demektir? Dahiliyeciyi buyur göz doktorluğu yap demek gibi bir şeydir. Bu tür yanlış uygulamalara bundan sonra son vereceğiz diyor. Gerçekten doğru bir tespit. Yani dün eteğe bakan hakim yarın karşımıza ceza hakimi olarak çıkamayacak mı? Yani iş hakimi olarak çıkmıştı karşımıza. Evet. Artık iş hakimi olarak devam edecek. İhtisaslaşacak orada. İhtisaslaşacak. Belki bir sulh hukuk hakimliği olabilir. Çünkü onun bir yan unsuru olarak görebilirsiniz. Ama bir ceza hakimi olarak da karşımıza çıkmayacak. Yani dışarıdan bakıldığı zaman... Onu nasıl ayıracaklar Ali İhsan Bey? Yani mesela düşünün. Bu mesela kırsalda küçük yerlerde bir tane hakim var. Hadi bilemediniz iki tane. Her şeye bakıyor adam. İşte onu anlatıyor Abdülhamit Bey. Yani nasıl onu ihtisaslaştıracak onu? Hakim savcı sayımız da çoğaldığı için evvelden de buna %80 oranında riayet ediliyordu. %90 oranında riayet ediliyordu. Yani bir Asya hukuk hakiminin Asya ceza hakimliğine geçme oranı %5'tir, %10'dur. Ama %5, %10 da olsa tamamen bambaşka bir dala atlıyor. Hiç olmaması gereken bir konudur. Belki binde bir kendi isteğiyle ben ceza hakimi olmak istiyorum diye kendisinin bir talebi olduğunda belki karşılanacak bir şeydir. Maalesef küçük oranlarda da olsa vardı. O küçük yerlerde hakim ve savcı sayımız arttığı için artık buna imkan bulabiliyoruz diye açıklıyor. Şu an Abdülhamit Bey'in yaptığı açıklama. Onun ötesinde... Hayır, nasıl yapacaklar onu? Yani o tamam da... Tek bir hakimin olduğu yer yoktur. En az 2-3 tane hakimin olduğu... Yani sınav olduğu... mı yapacaklar onu mesela? Yani bir sınava mı tabi tutacaklar? Yani mesela ben iş mahkemesine gitmek istemiyorum. Öncelikle belki tercih... İşte yani ben öncelikle mesela... bir tercih, çünkü hukuktan mezun olan bütün sonuçta hukuk fakültesinden mezun olan herkesin hakimlik yapma noktasında tabii ki bir şeyi vardır, becerisi vardır. O beceriyi devam ettirme noktasında iş hakimliği de yapabilir, sulh hukuk asliye hakimliği de yapabilir. Ağır ceza reisliğinde biraz tabii pişmesi gerekir. Ağır ceza üyeliği yapabilir. O çerçevede belki öncelikle tercihler alınır. Kişi uzmanlaşmak istediği yerde devam eder. Yoksa ilk günden, yani ilk bir yılda, iki yılda efendim imtihana tabi tutalım şeklinde bir uygulamayı ben düşünmüyorum. Ama sonrasında gerçekten bunun getirisini Türkiye görecektir. Ben basın davalarından çok yakinen takip ediyorum. Basın mahkemesine atanan her hakime aslında... Ben bunu yanlış anlamasın hiç kimse. Hakimleri de... Arkadaşlar şu gazetelere verin lütfen ya. Şu gazetelerde haberler var bakın. Birçok gazetede var bugün o haberler. Buyurun. Hakimlerin de herhangi bir şekilde tahkir etmek için söylemiyorum. Basın mahkemesine iki asiye cezaları atanan hakimlere neredeyse basın davalarını biz avukatlar olarak öğretiyoruz. Niye? O güne kadar karşılıksız çek davalarına bakmış. Bambaşka davalara, hırsızlık davalarına bakmış. Tamam ceza hakimi ama... Basın davalarına bakmamış. Basın davaları sadece 2. Asya Ceza Mahkemelerinde görülüyor. Dolayısıyla 2 Asya Ceza'ya atanan her hakime biz basın davalarında işte eser sahibini açıklamak zorunluluğumuz var mı yok mu? Bunu bir anlamda öğretiriz. Basın mahkemesine atanan hakime bir anlamda avukatlar öğretmiş olurlar. Yani haber kaynağımızı açıklamayız diyorsunuz. Haber kaynağımızı da açıklamayız. Müstahar isimle yazı yazıldıysa onun da ismini açıklama, gerçek kimliğini açıklama mecburiyetimiz yoktur. Ama bunun da bir karşılığı vardır kanunda. Sorumlu müdür bu kişidir. Hı hı. Sorumlu müdüre gerçekten o yazıyı yazan kişi oymuş gibi cezayı basarsın. Tamam. O yetkisi de var kanun. Tamam. Ama burada
Birçok davada biz bunları yaşadık. İşte onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke. Asım Yeni Haber. Müstahar isimle yazılmıştır. Ne yani müstahar isim nedir diyor hakim. Ya müstahar isim. İlla onu bana getir diyor. İlla getir diyor. Yazanı getir bana diyor. Getirmediğin takdirde. Ya benim ya. Ben üstleniyorum cezayı. Ne ceza basacaksan, idam veriyorsan idam ver. Sorumlu müdür benim diyorum. Bunu anlatana kadar canımız çıkıyor. Çünkü o davalarda pratiği yok. Bundan sonrasında inşallah bu noktada hem seminerler artık hakimlerle iç işleyişte de bilgilendirme noktasında Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları var. Sempozyumlar, seminerler vesaire konferanslar şeklinde ve uzmanlık alanı isteyen bu tür konularda iç eğitim de yapılıyor. Bundan sonrasında inşallah daha sıhhatli, güvenilir bir yargı sistemine kavuşuruz diye düşünüyorum. Ama öbür taraftan da eleştirilerimi de yapmak zorundayım. Çünkü eğer siz bütün hemen hemen Türkiye genelindeki baroların tamamına yakını bir İstanbul seçimlerinde açıktan tarafını gösterip bir siyasi parti lehine, bir başka siyasi parti aleyhine çalışma yapıyorsa, açık açık söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu lehine, CHP lehine çalışıp öbür taraftan da AK Parti'yi de devirmek için mücadele ediyorlarsa, AK Partilileri soygunla, hırsızlıkla suçluyorlarsa, işkembeden sallamıyorum, daha iki gün önce İstanbul Barosu'nun baro başkanlığının kapısının önünde her akşam güya demokrasi nöbeti tutuyorlarmış. Bunlar öyle bir demokrasi nöbeti tutuyorlar ki 27 Mayıs'ta darbe olduğunun bilincinde olmayan demokrasi taraftarları bunlar. 27 Mayıs'taki darbeyi kınayamayan demokrasi taraftarı bunlar. İşlerine geldiği zaman demokratız diyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına itiraz ediyorlar. 3 tane albayın Adnan Menderes'i asmaya götürecek o darbesine darbe diyemiyorlar. Yeri gelince kafayı çıkarıp devrimdir diyorlar. Şimdi söyledikleri o etkinlik sırasında yaptıkları açıklamalarda bir yazarı getirmişler. O yazarın söyledikleri şu. Baro'nun etkinliğinde konuşuyor. Seçimleri iptal ettiler. Adaletle oynadılar. Haklarımızla oynadılar. Ya Yüksek Seçim Kurulu vermiş kararı. Sen bir baronun, bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun bir etkinliğinde, parası benim senin cebimden çıkan bir etkinlikte Yüksek Seçim Kurulu'nu adaletle oynamakla nasıl suçlayabilirsin? Kaldı ki hukukçu falan da değilsin sen. Bir kitap yazarısın. Hukukçulukla uzaktan yakından bir ilgin yok. Devam ediyor. İstanbul soygunculara, rüşvetçilere vesaire vesaire alet olmayacaktır, onlara fırsat vermeyeceğiz diyor. Nedir yani? Soyguncular, rüşvetçiler, AK Partililerdir diyor. Biz de burada onlara fırsat vermeyeceğiz diyor. Şimdi bu barolara, bu baro yönetimlerine, bu avukatlara imkanlar, yeni yeni imkanlar tanınıyor bu yeni sistemde. Ne mesela? Ne yapılıyor? Bu avukatlar daha rahat para kazansınlar diye vergilerinde indirim çıkartılıyor, getiriliyor. KDV indirimi yapılıyor. Zaten paraları arkadan alıyorlarmış Ali İhsan Bey. Öğrendik işte, ya. Yani bunlar yani, zaten vergili kazanmıyorlarmış ki bu avukatlar. Yani 3 kuruş veriyorlar. O 3 kuruşun da indirimli olarak bundan sonra verecekler. Hayır öyle demediniz mi siz? Bu Mansur Yavaş avukat değil mi? Mansur Yavaş o parayı niye alıyorsun diye sordunuz. Yani vergisi yok mu zaten bu? 600 bin doları somut örnek, iyi hatırlattınız. Benim aklımda tabii İstanbul'daki avukatlar var. 3 bin lira 5 bin lira kazanıyorum bir yıl boyunca. Bir yıl boyunca 5 bin lira kazanıyormuş. Yani asgari ücretliden daha az para kazanıyormuş. Bir maliye memuru da gidip ya size yardım edelim yoksa herhalde açlıktan öleceksiniz demesi gerekirken, bir defterlerine bakalım demesi gerekirken, hatta ona bile gerek yok. Oturduğu yerden UYAP sisteminden girdiği davaların listesini çıkartıp gel kardeş sen 100 tane davaya girmişsin ama defterinde 10 tane görünüyor. Nerede o 90 tane davanın vekalet ücreti demeleri gerekirken bunlar denilmiyor. Bir de daha bir adım daha atılıyor. Efendim mevcut KDV'lerde indirilecek deniliyor. Yeşil pasaport verilecek. Bunlarla da yetinilmiyor. Kendileri 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olmuş. Ben de dahil olmak üzere. Hepimiz 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olmuşuz. Şimdi yeni nesilde 5 yıla çıksın
durum bu. 5 yıl yetmez, biz hepimiz normal sıralamaya girmişiz üniversite imtihanında, ben de dahil. Şimdi yeni sistemde 190 bine kadar olanlar girebiliyordu. Olmaz. Üniversite imtihanında ilk 100 bine girenler hukuk fakültesini seçebilir diyorlar. Ama bu kaliteyi beraberinde getirmez mi? Kaliteyi beraberinde getirir. Peki kontenjanı niye indiriyorsunuz? Hangi kontenjanı? Hukuk fakültesi kontenjanlarını niye azaltıyorsunuz? Yani ülkede hukukçuya ihtiyaç yoktur diyor. Hı. İflastır bu, iflas. Yani rezalettir bu. Bir ülkede hukuk fakültesine giden öğrenci sayısının devlet eliyle zoraki indirilmesi, bugün tüm hukuk fakültelerinin kontenjanı eğer 30 binse, bu 30 bin sayısını bugünden sonra ben 20 bine indiriyorum, 15 bine indiriyorum demek hukuk adına iflastır. Maalesef bu baroların baskısıyla yapılıyor. Ne kardeşim bu diyor, 81 vilayette 100 tane hukuk fakültesi var. Bu kadar hukuk fakültesi olmaz diyor. Niye? Ben alayım diyor. Ben nasıl olsa bitirmişim hukuk fakültesini. Avukatlığı yapıyorum, bütün davalar bana gelsin diyor. Ben toplayayım rantı diyor. Yeni nesil gelmesin diyor. Yeni nesile ne yapalım? 5 yıla çıkartalım. Bir kere gelme süresi uzasın. Millet tercih etmesin. 5 yıl ne okuyacağım ya? 4 yıllık başka bir okula giderim. Hayır ama siyasala ama, giderim ama diyor. O 5 yıl okumakla da bitmiyor. Yani staj süresi ne kadar? Zorunlu staj. Avukatlık stajı 1 yıl. 1 yıl. Şimdi o 6 yıla çıkıyor. 6 yıla çıkıyor. Yani siz 5 yıldan 6 yıla. Yani kendi diplomanızla şey alabilmeniz için, Dava alabilmeniz için 6 yıla çıkarttınız siz onu, evet, otomatikman. Ama ben buna çok itiraz etmiyorum, bu tür şeylere. Şundan dolayı yani bu bazı mesleklerin de hakikaten seviyesinin yükselmesi. Yani gidin iletişim fakültelerine. Yani her yer iletişim fakültesi. Herkes iletişim fakültesi. İletişimi artırsın o zaman. Hayır. Herkes şimdi. İletişimi artırsın da itirazım yok. Hangi? Ama hukuk fakültesini artırırsanız siz, o barolardaki bu azgın, laikçi kafalar daha uzun süre baro yönetimlerinde kalacaklar. Siz bir başka programda dediniz ki baro yönetimlerini kazanamazsınız, beceremezsiniz. İşte bu kafayla biz beceremeyiz. Yani şu anki laikçi azgın topluluğu, hı hı, yani bir mini etekli duruşmada bir tacize uğradı diyerekten yarım saatin içinde Taksim'den hemen Kartal'daki adliyeye giden İstanbul Baro Başkanı, kendi kapısına gelen başörtülü avukatı ben seni derse almam diye çıkıp karşısına git istediğin yere yani şikayet et diyebiliyordu. Ali İhsan Bey, 3 yıla düşürseler bu hukuk fakültesi eğitimine. Düşürmedim. Hayır yani öyle yani değil. Ben 4 yıl hayır, 3 yıla düşürseler siz baroyu alabilecek misiniz? Ben bunu merak ediyorum. Ya siz hakikaten bazen hayal görüyorsunuz ya. Bakın bunlar, çünkü bunlar organize. Yani bunlar, şimdi bir gün Mustafa Bey'le program yaptığımızda bir bayram programı çekmiştik zannedersem. Yani niye medyada ya bizim mücadelemiz 20 yıllık, onlarınki 80 yıllık demişti. Doğru. Şimdi doğru. 80 yıllık bir mücadele ve 20 yıllık bir mücadele. O 80 yıllık mücadeleyi 100 yıla, 120 yıla çıkartmaya çalışıyorlar. Olay o. O şimdi onu başarabilmek çok mümkün gözükmüyor. Ama buradaki şu, evet, bir kalitesizlik de var mı? Ya bu her meslekte var. Bakın bu sadece hukukçularda değil, ya doktorlarda var bugün ya. Bugün ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani gidin, yani hiç üniversiteye gitmeden yurt dışından doktor diploması alıp YÖK'e onaylatıp karşımıza doktor diye çıkanlar var bu ülkede. Biliyor musunuz bunu? Şimdi orada ben yeni nesil doktorlardan ziyade daha eski doktorlarda bir ataletin olduğunu görüyorum. Ama ne hikmetse hep yeni nesil doktorlara laf ediliyor. Aynı kafa orada da var. Tabipler Odası da karşı çıkıyor. Diyor ki tıp fakültelerini azaltalım diyorlar. Orada da 6 yıl eğitim. Hı. Orada kalkıp da 7 yıl yapalım diyemiyorlar. Ama ne diyorlar? Her ile tıp fakültesi olmaz diyorlar. Orada da gene aynı şekilde kıskançlık. Yeni nesil gelmesin. Biz eski doktorlar olarak yolumuza devam edelim. Parsayı biz toplayalım, devam edelim. Kardeşim, yeni nesilden gelen doktoru eğer beceremiyorsa siz Tabipler Odası olarak onlara gerekli disiplin cezalarını uygularsınız. Hakkıyla yap bu işi dersiniz. Ama onu yapmıyorlar. Bir kişiye verdikleri bir ceza yoktur. Ne Tabipler Odası'nın ne de baroların. Bir tane avukata ceza vermezler bu noktalarda. Kardeşim, sen davayı almışsın.
davayı açmamışsın. 3 tane 5 tane somut örneğini bir çırpıda ben çıkartır veririm. Adam parayı alıyor, vekalet ücretini alıyor ama davayı 3 ay olmuş, 5 ay olmuş daha açmamış. Buna rağmen şikayet ediliyor baroya. Baronun söylediği şey şu: 250 lira para yatırırsanız o avukat hakkında incelemeyi yaparız. Bunu yapabilen baro, bugünkü avukatlara bu kıyağa geçen baro diyor ki hukuk fakültelerini zorlaştırın. Bazılarını kapatın. Kontenjanlarını indirin. Buradaki maksat şudur: yeni nesil düzgün geliyor. Biz onlarla rekabet edemeyiz. Onlar bizim elimizden bu işleri alırlar. Onun için yapacağımız şey kontenjanları azaltmak. Ama geliyor zaten. Ben bu her şey için geliyor Ali İhsan Bey. Yani her meslek grubu için yeni nesil geliyor. Yani şimdi sizin o dediğiniz avukatlar bilgisayar bilmiyorlar. Yani şu anda eski avukatlar. Yani şu anda evet. Bilmiyorlar yani. Yani Metin Feyzoğlu yani zor bela yakalamıştır mesela. Bilgisayarı zor bela yakalamıştır. Yani bugün bilgisayarda herhangi bir şey yapacağı zaman ya genç nesilden bir asistanı vardır, ya danışmanı vardır, ya oğlu ya kızı vardır. Ondan yardım almazsa şu anda bilgisayar bilmiyor. Daktilo ile hala dilekçe yazan avukatlar var. Tamam. Şimdi bu yeni... Onlar devam etsin diyorlar. Onlar yönetsin baroları diyorlar. Talep bu. Yeni nesilden korkuyorlar. O korkaklıkta sonuçta maalesef siyasi iktidara da bir şekilde empoze edilmiş. O siyasi iktidar da şimdi kalkıyor. Baroların gücünü daha da perçinleyecek şekilde düzenlemeler yapmaya kalkıyor. Yeşil pasaport veriliyor vesaire vesaire. Yani belki yeşil pasaport verilsin verilmesin tartışmasına çok fazla girmeye gerek olmayabilir. Ama siz 46 baroyu toplayıp İstanbul seçimlerini AK Parti'ye vermeyeceğiz diyen adamlara bu dönemde yeşil pasaport verirseniz onlar o sandık başlarında Ankara'dan, Hakkari'den, Diyarbakır'dan avukatları gelip karıştırırlar o sandıkları. Ertesi günü de derler ki sandıklarda AK Partililer oy çalıyordu, Hakkari'den gelen avukat yakaladı bunu diye. Bir de takdimde bulunurlar. Sözcü'de, Cumhuriyet'te, Evrensel'de. Ama İstanbul'a gelmeleri için yeşil pasaporta ihtiyaçları yok değil mi? Yeşil pasaporta ihtiyaç yok ama baroların o baro kimliklerini istismar ederek Ankara'daki, bilmem Kocaeli'ndeki, Sakarya'daki avukatın da İstanbul'da sandık başında bulunma yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine de çağrıda bulunuyorum. Bu karışıklığı, bu kavga ortamını hazırlayacak uygulamalara bir şekilde bir kararıyla net bir şekilde tavır alması gerekir. Yoksa sandık başında biz çok bu kavgaları göreceğiz. Korkuyorum, ümit etmiyorum böyle şeyler yaşanmasın. Ama maalesef net olarak söylüyorum, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarında vardır. Sandık başında sadece o sandıkta oy kullanan kişiler bulunabilir. Güvenlik güçleri bulunabilir. Sandık kurulu üyeleri bulunabilir, başkanı bulunabilir, bunun dışında partilerin müşahitleri bulunabilir. Bunun dışında kalkıp da ben selamün aleyküm veya günaydın, tünaydın deyip Trabzon'daki bir avukat, Diyarbakır'daki bir avukat gelip de baro kimliğini gösterip sandığın başında müdahalede bulunamaz. Ama maalesef şu anki ortam baroların etkinliği çerçevesinde maalesef bunu organize ediyor. Bulunamaz ama izler. İzleyemezler. İzleyemezler. Yani bulunamaz. Dediğim... Yani bulunamaz zaten. Oradaki bu söyledikleriniz haricinde hiç kimse bulunamaz. Ama ben mesela gittim izleyici olarak. Yani o sandığı izleyemem. Bey, bakın kendi oy kullandığınız sandıkta bunu yapabilirsiniz. İnsanlar yanlış anlamasınlar. Orada bir oldu bitti birileri yapıyor. Ben de onlara zemin hazırlıyorum diye anlamasınlar. Bugün İstanbul'da en yoğun şekilde dindarların, AK Partililerin yaşadığı yerde bile 15 tane, 20 tane CHP'ye oy çıkıyor. Dolayısıyla o 20 tane oy çıkan CHP'li başından sonuna kadar o sandığın başında durabilir. Oyun sayılmasından tutun, tutanakların düzenlenmesine kadar durabilir. Ama Ankara'daki avukat oraya kapının içinden giremez. Çünkü Ankara'da ikamet ediyor. Burada hiçbir yetkisi yok onun. Ancak bir vekalet çıkartırsa CHP adına
ben CHP'nin İstanbul İl Başkanı'nın avukatıyım deyip bir vekalet gösterebiliyorsa yazılı olarak orada gelip ben CHP'nin haklarını savunuyorum diyebilir. Okay. Evet, belki de bu yargı reformundan sonra onu da demeyecek olabilirler. Ama bütün bunları konuşacağız Ali İhsan Bey. Bütün bunları konuşacağız derken şu, bugün hem Kadir Gecesi hem de Cuma günü, hem Cumalar mübarek olsun, hem Kadir Geceleri mübarek olsun, hem benim için en azından bayramları mübarek olsun. Çünkü niye? Ben gelecek hafta manşetlerin dilinde olamayacağım ama siz pazartesi ve cuma günü yapmak istemişsiniz. O yüzden İnşallah diyelim yönetim yapılsın demiş. Biz de gazete içerisinde olduğumuz için, vazifeden kaçmayacağımız için peki dedik. Evet, izleyiciler bir hafta benden kurtulacaklar ama 11 Haziran 2019 pazartesi günü saatler 10.30'u gösterdiğinde ben Allah'tan bir mani olmazsa İnşallah diyelim. Burada olacağım ve pazartesi için söz sizde. Pazartesi buluşmak ümidiyle inşallah.